Merhaba, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Evet, bugün Nuray hocamızla birlikte deprem tehlikesi ve deprem risklerini İstanbul'un değişmeyen gündemi olarak ele alacağız. Evet, yani bu bizim için İstanbul'un değişmeyen gündemi, 21 yıldır sürekli bu konuyu konuşuyoruz, üstüne programlar yapıyoruz. Ama nasıl görüyorsunuz hocam bu özellikle İstanbullular, Marmara'daki diğer kentlerde ve ilçelerde bulunan vatandaşlarımız açısından da temel gündem bu mudur? Değişmeyen gündem bu mudur? Kamu yönetimi açısından, yerel yönetim açısından değişmeyen yöntem bu mudur? Ne dersiniz? Bence öyle. Çünkü gündemde çeşitli maddeler tabii değişiyor zaman içinde. Günlük konjonktüre bağlı olarak ama 20-21 yıldır yani Marmara depreminden bu yana İstanbul için devamlı bu konu gündemde duruyor. Ve tabii bunu basın da, politikacılar da gündemde tutuyorlar. Aslında bir gündemde olması gereken de bir konu gayet tabii ama bazen işte gündemde konuşa amacından sapabiliyor, mecrağından çıkabiliyor ve farklı farklı noktalara gidiyor. Spekülatif değerlendirmelere gidiyor. Şimdi bu programdaki amacımız bence yani bu konuyu tekrar derli toplu ele alıp deprem tehlikesi İstanbul'un nedir, deprem riski nedir? Bu iki kavram da birbirine karıştırılıyor. Yani, etimolojik bir fark gibi görülebilir ama önemli bir şey. Kavramları iyi oturtmak bakımından. İstanbul'un deprem tehlikesi nedir, deprem riski nedir ve bu konuda neler yapıyoruz ve deprem riskini arttırmamak için neler yapmalıyız, yapabiliyor muyuz? Mevcut deprem riskini azaltmak için neler yapabiliriz, yapabiliyor muyuz, ne kadar yapabiliyoruz? Bu konuda çok iyi niyetli çabalar var. Bunları değerlendirmeyi planlıyoruz. Evet, hocam hemen bu başta da belirttiniz, tehlike ve risk. Bunlar birbirinden farklı iki tanım, iki kavram. Evet. Nedir bunlar? Tehlike deyince neyi anlamalıyız? Risk dediğimiz zaman neyi veya neleri anlamalıyız? Efendim deprem tehlikesi deprem olayının bir doğa olayı olarak ele alınması ve bu deprem tektonik yapı dolayısıyla meydana gelen depremde ortaya çıkan temel büyüklüklerin, dinamik büyüklüklerin yapıdan bağımsız olarak belirlenmesidir. Bunun için biz deprem tehlikesi analizleri yaparız. Bu analizlerde neler dikkate alınır? Diyelim Türkiye ölçeğinde de veya yerel İstanbul ölçeğinde bulunan incelenen bölgeyi veya yeri etkileyen bütün faylar değerlendirilir. Örneğin Türkiye için çok ayrıntılı bir diri fay haritası MTA tarafından hazırlanmış, elimizde var. Bu belli aralıklarla güncelleniyor. Daha sonra bu bizim deprem kataloglarımız var. Bu faylarda tarih boyunca çok eski tarihlere varıncaya kadar mümkün olabilen yani tarihi kayıtlarda bulunabilen bütün depremleri değerlendiren, klasifiye eden çok ayrıntılı deprem katalogları vardır. Türkiye'de de bunlar çeşitli kurumlar tarafından sürekli update edilir ve hazırlanır. Başta Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü olmak üzere. Bu deprem kataloglarında söz konusu faylarda oluşan, tarih içinde oluşan depremlerin büyüklükleri ve oluşma sıklıkları, aralıkları değerlendirilir. Ve bunlar bir istatistik model çerçevesinde değerlendirilerek, tabii diğer pek çok tektonik, jeolojik bilgiler de bu arada değerlendirilir.
Genellikle bunu iki türlü yapıyoruz, bu değerlendirmeyi. Bir probabilistik olarak veya deterministik olarak. Probabilistik olması durumunda sonuçları olasılıksal olarak ifade ediyoruz. Yani belli bir dönem içinde belli bir değerin aşıldığı depremlerin aşılma olasılıklarını değerlendiriyoruz. Burada da amacımız deprem tehlikesi analizlerinin esas amacı mühendislik hesaplarında kullanılan ve bizim genellikle maksimum yer ivmesi veya spektral ivme olarak adlandırdığımız büyüklüklerin belirlenmesidir. Yani amaç aslında yapısal tasarıma esas alınacak, depreme dayanıklı yapısal tasarıma esas alınacak, bu hesaplarda kullanılacak ivme değerlerinin, ki bunlara biz maksimum yer ivmesi deriz, bazı durumlarda da spektral ivme dediğimiz büyüklükleri kullanırız. Bunlar teknik tabirler. Bunların belirlenmesidir. Yani yapıları etkileyen budur. Mesela hani kamuoyunda genellikle konuşulduğu gibi efendim depremin büyüklüğü, manyetüdü, şudur budur, bunlar tabii önemli. Bunlar sismolojik veriler. Ama bizim mühendislik verilerimiz ivmelerdir. Ama bunları tabii bu manyetütlerle, yani deprem büyüklükleriyle, depremin faya olan, bulunduğunuz yerin faya olan uzaklıklarıyla, yerel zemin koşullarının etkisiyle ilişkileri gayet tabii vardır. Ve siz de tabii ki bütün bu bina tasarımlarında bu ivme değerlerini alıyorsunuz, değil mi hocam? Evet. Şimdi bu değerler binadan, yapıdan bağımsızdır. Evet. Bir köprü için de bunu kullanırız, bir baraj için de kullanırız, bir bina için de, bir konut iş yeri binası için de kullanırız. Altyapı tesisleri. Her şey için. Evet. Bunlar eskiden böyle değildi tabii. Eskiden bu açıklıkta bunları değerlendiremiyorduk. Şimdi bu değerlendirmeler sonucunda ülke çapında, bölge çapında, hatta bina özelinde, yapı özelinde bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Bunların ülke çapında yapıldığı çalışmanın adı Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası. Bu çalışmanın sonucunda elde edildi. Ve bu dediğim probabilistik esaslara göre yapılan harita 2018'de yayınlandı, Mart 2018'de ve 2019 başından itibaren de Türkiye'de yürürlüğe girdi. Buna göre bu bilgisayar ortamında erişilen bir harita, istediğiniz koordinattaki binanın koordinatını giriyorsunuz artık bugün. Bu uzay teknolojileriyle internette binamızı yukarıdan bulabiliyoruz, yukarıdan görüyoruz ve onun üstüne tıkladığınızda size orada meydana gelecek, yani binanızın bulunduğu veya yapılacak olan arsada yapılacak arazideki ivme değerlerini, sözünü ettiğimiz ivme değerlerini sayısal olarak veriyor. Bu tabii evet, çok büyük bir avantaj, çok hassas bir biçimde bunları değerlendiriyoruz. Ve biz bunları kullanıyoruz. Şimdi ben bunları niye anlatıyorum özellikle? Özellikle kamuoyunda maalesef bilgili bilgisiz çok insan konuşuyor bu konuda. Deprem konusunda. Yani özellikle görsel medyanın bu konuda hiç titizliği yok. Yani herkes sanki her şeyi bilirmiş, herkesin uzmanıymış gibi bir değerlendirme yapılıyor ve bu hesapların nasıl yapıldığı konusunda, yani hangi parametrelere göre binaların depreme dayanıklı hesaplarının yapıldığı konusunda vatandaşın bilgisi yok. Yani bu açıklamaları yapmamızın sebebi, tekrar tekrar yapmamızın sebebi bu. Ve hani İstanbul'da şu olur, bu olur, hayır bu olmaz, bunları da tartışmaya da lüzum yok, her şey ortada. Yani harita zaten belli, bu resmi dökümandır. Ve nokta nokta her evin teker teker her binanın, her tesisin, her arsanın maruz kalacağı deprem etkisi sayısal olarak bellidir.
Evet, yani şöyle söyleyebilir miyiz hocam? Evet. Deprem tehlikesi özellikle Marmara bölgesi açısından, tabii Türkiye'nin birçok yeri de, çünkü diri fay hatlarıyla ilgili haritadan bahsettiniz, 2018 yılında yapılmış olan ve sürekli güncellenen. Evet. Buradan hareketle deprem tehlikesi dediğimiz kavramın şu an itibariyle zaten sonuçları belli. Yani nerede hangi fay kırılacaktır, nerede ne olacaktır, bunların hepsi belli. Yani burada bir tartışma yok aslında. Onlar probabilistik olarak belli, dediğim gibi, evet, olasılıksal olarak. Çünkü işte televizyonlarda yer bilimciler anlatıyorlar. Marmara Denizi'nin içinde işte doğuda yani 99 depremlerinde kırılan fayın batısında kalan ve batıda ise 1912 Mürefte depreminin kırıldığı faya kadar olan orta kısımdaki bölge çeşitli segmentlerden oluşuyor. Evet. Bu segmentlerin hangisinin kırılacağını, tek tek veya tümünün birden kırılacağı konusunda çeşitli teoriler var. Burada belirsizlikler var. Evet. Şimdi probabilistik mesela çalışmada, deprem tehlikesi arasında çalışmasında bütün bu olasılıklar değerlendirilir. Yani hepsi bir anda kırılabilir veya segmentler teker teker kırılabilir. Hatta bunların kırılma sıraları bile önemlidir. Kırılma doğrultuları da önemlidir. Doğudan batıya mı, batıdan doğuya mı kırılacak vesaire. Bu işin uzmanları var. Deprem tehlikesi uzmanlığı ayrı bir konudur deprem mühendisliğinin içinde. Hakikaten çok çeşitli yanları olan, bu konuda Türkiye'de sayısı az olmakla beraber çok değerli uzmanlarımız var. Giderek öğrenciler yetişiyor, doktoralar yapılıyor. Bu konuda örneğin benim kurumum Kandil Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü Türkiye'deki en faal kurumlardan biridir. En çok çalışma yapılan kurumlardan biridir. Ama tabii diğer kurumlarda da benzer çalışmalar yapılıyor. Bu konuda oldukça iyi duruma zaman da geçtikçe eleman sayısı ve kalitesi bakımından oldukça iyi durumdayız. Çünkü bu haritaların sürekli update edilmesi lazım ve ediliyor. Hatta şimdi biz çok özel bir yapı yaparsanız yapı özelinde de bu analizler yapılır. Mesela bir yüksek bina yapacaksanız, bir yerde bir köprü yapacaksanız, o zaman bu analizler o yapının önemiyle bağlı olarak çok daha icabında ayrıntılı olarak ve özel olarak da yapılır. Evet. Yönetmeliğimiz bunların ne zaman nerelerde gerekli olduğunu zaten deprem yönetmeliği belirtiyor. Evet. Şimdi bu deprem tehlikesi dediğim gibi yapıdan bağımsız, binadır, köprüdür, barajdır, hepsi için, çünkü bunlar dediğim gibi depremin yarattığı etkileri ifade ediyor. Şimdi deprem riski dediğimiz şey ise yapıya bağlı bir şey. Yapı, iyi yapılmış yapı var, çok iyi yapılmış yapı var şartnamelere göre, mühendislik kurallarına göre. Bunun deprem tehlikesi altında hasar görme riski azdır. Hocam hemen bir şey sorabilir miyim? Dediniz, evet, ki yönetmeliklere göre yapılmış ise dediniz. Evet. Bu önemli bir kriter midir? Yani yönetmeliklere göre yapım, özellikle de tabii ki en son yayınlanan yönetmeliğe göre yapılmış herhangi bir bina sonuç olarak bizim güvenebileceğimiz, rahatça içine girebileceğimiz bir binadır, değil mi? Yani, evet, en temel kriter bu. Evet, bu önemli tabii. Vaktimiz kalırsa bununla ilgili daha ayrıntıya gireriz ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi vatandaş diyor ki, diyelim bir bina müteahhidi binasını satarken bu bina en son yönetmeliğe göre yapılmıştır diyor. Evet. Peki kim yapmıştır? Nasıl yapılmıştır? Acaba iyi kontrol edilmiş midir? Şimdi buralarda problemlerimiz var. Çok. Bizim yönetmeliğimiz iyi bir yönetmelik. Biz yönetmelikleri belli aralıklarla güncelliyoruz. Revize ediyorsunuz, evet. Revize ediliyor. Bu konuda Türkiye'nin belli bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Ben kişisel olarak 1993'ten beri bu konularla uğraşıyorum. Önce 97 yönetmeliğinde katkıda bulunmaya çalıştım. Daha sonra 2007 yönetmeliğinde
En sonunda işte 2019'dan itibaren uygulanan şey. Yalnız ben değil tabii, benim kuşağım diyeyim. Evet. Ve bizden sonraki kuşaklar, gençler. Yani Türkiye'nin belli bir birikimi var bu alanda. Daha da her gün, her geçen gün daha iyi yönetmelikler, dünyadaki gelişmeleri izleyerek, bütün dünya, çünkü bu evrensel bir konu, milli bir konu değil sadece. Elbette. Bunları izleyerek en iyi şekilde güncellemeye çalışıyoruz. Fakat bunun nasıl uygulandığı tabii çok önemli bir sorun. Yani maalesef Türkiye'de burada çok büyük problemimiz var. Kim uyguluyor bunu? Bunu inşaat mühendisleri yapıyor. Yani bir de bu konuda bir kafa karışıklığı var. Yer bilimciler falan, arkadaşlar da bu işin içinde biz de varız demeye getiriyorlar ama pek öyle bir durum yok yani. Onlar yardımcı bilgileri sağlayabiliyorlar yerine göre ama yani bunu yapan inşaat mühendisidir. Tabii inşaat mühendisliği içinde aslında hatta yapı mühendisliği veya işte İngilizce adıyla structural engineering, yapısal analizleri yapabilen, yapısal tasarımları yapan mühendis. Bu da giderek bir uzmanlık, alt uzmanlık aralı bir branş olmaya başladı. Haline geliyor. Hatta işte bunun bir adım ötesine biz deprem mühendisliği diyoruz. Deprem mühendisliği, yapısal deprem mühendisliği diyoruz vesaire. Çünkü giderek yüksek binalar yapıyoruz, sofistike binalar yapıyoruz, çok büyük açıklıklı köprüler yapıyoruz vesaire. Bunlar gerçekten uzmanlık istiyor. Şimdi Türkiye'nin bu konuda çok büyük açığı var. İnşaat mühendisliği eğitimi geriye gidiyor. Bakın son açıklanan üniversite sonuçlarına göre bir sürü üniversitede, maalesef kasabalarda, köylerde dahi üniversitelerimiz var artık. Kontenjanlar dolmadı. Hatta tamamen boş kalan kontenjanlar var. Evet. İnşaat mühendisliği alanında. Maalesef iyi oluşturulmuş bir inşaat mühendisliği hizmet alanımız maalesef olmadı. Bunun çeşitli nedenleri var. Ama tabii bu programda bunun içine giremeyiz. Ama evet, kısa başlık olarak belirtirsek. Ama bunun üzerine de bir ayrı program yapmamızda fayda var hocam. Evet, tabii. Özellikle bütün üniversitelerin inşaat mühendislikleri bölümleriyle ilgili, evet, bilgileri yeniden bir gözden geçirmek. Değerlendirmekte fayda var. Evet. Tabii bu işin proje tarafı. Proje tarafında büyük problemlerimiz var. Bugün Türkiye'de çok iyi proje büroları, proje mühendisleri var ama çok kötüleri de var. Bunlar yeterince sınıflandırılmış ve proje mühendisleri kalifiye edilmiş değil. Diploma alabilen, hemen hemen çok basit koşulları sağlayan her mühendis proje yapma hakkına sahip olabiliyor. Bu artık dünyada kalmadı. Bunların sertifikalandırılması, belgelendirilmesi lazım. Türkiye'de bu sisteme 30 senedir çalışırız. Yetkin mühendislik diyoruz. Ama bu konu maalesef çok çok büyük bir eksiklik olarak ve bu konunun, bakın, bu depreme karşı dayanıklı yapı konusunun en önemli öğelerinden biridir. Belki de birincisidir. Bu hocam konu... Hemen bir soru. Diyelim, evet, ki ben inşaat mühendisiyim. Yani 5 yıl önce de üniversiteden mezun oldum. Önüme de bir proje geldi. 40 katlı bir bina inşa edilecek. Ben buna girişebilir miyim? Yapabilir miyim şu anda? Girişebilirsiniz. Yani bu odalara kayıtla ilgili bir takım prosedürler var. Onları bilmiyorum. Onları da zaten sağlıyorsunuz. Evet. Tabii. Amerika'daysam yapabilir miyim hocam? Efendim? Amerika'daysam yapabilir miyim? Veya İngiltere'deysem? İngiltere'de bunu yapamazsınız. Kesinlikle yapamazsınız. Amerika'da, hayır, yapabilir miyim? Hayır, yapamazsınız. Evet. Yani İngiltere'de chartered engineering diye bir şey var. Yani bir yetkin mühendislik mekanizması var orada. Chartered engineering ta 19. yüzyılda şey olmuş, bir tesis edilmiş bir müessesede. 200 yıl geçmiş yani üstünden. Evet, Amerika'da profesyonel mühendislik adı verilen ve çok ciddi olarak takip edilen, edinilmesi çok zor bir unvan var. Özellikle bu deprem etkilerinin büyük olduğu Amerikan eyaletlerinde, ki bunların en tehlikesi Kaliforniya'dır, Türkiye'nin koşullarına çok benzer. Orada bu profesyonel mühendislik unvanını almak için, hatta deprem konusunda uzman olabilmek için bir değil iki tane imtihana girmeniz gerekir. Hmm. Yani fevkalade zordur bunda. Türkiye'de bunlar yok. Bunlar olmayınca tabii proje kalitesi bakımından
Şimdi bütün projeler kötüdür demiyorum ama en azından biz bunların iyi olduğuna dair bir resmi güvenceye sahip değiliz. Elimizde kanıt yok. Kanıt yok. Evet. İleri var tabii, gayet tabii var. Muhakkak. İkinci konu bunların nasıl yapıldığı, inşaatın yani nasıl realize edildiği. Bu konuda tabii müteahhitlik kalitesi giriyor. Türkiye'de maalesef son zamanlarda bir takım iyileştirmeler yapıldı. Henüz bunların sonuçlarını aldığımızı sanmıyorum. Belki uzun zaman içinde ileride yavaş yavaş daha iyi noktalara geleceğiz ama bugüne kadar özellikle İstanbul'da yapılan inşaatların kalitesinin konusunda çok ciddi problemler var. Bu problemlerin büyüten bir başka faktör de var. Görünürde kağıt üstünde mevcut olmasına rağmen yapı denetim sistemi pratikte rasyonel biçimde çalışmıyor maalesef. Dolayısıyla bunların yapımı denetlenmiyor. Ha şunu söyleyelim, çok iyi denetlenen yapılar var. Çok iyi yapı denetim firmalarımız var ama çok kötüleri de var. Bu konuda da tam bir güvenceye sahip olamıyoruz projede olduğu gibi. Aslında bu da yapı denetim firmalarının projeleri de denetlemesi lazım. Hiç denetlemiyorlar. Hiç denetlemiyorlar. Proje doğruymuş gibi kabul ediliyor. Bu çok enteresan bir şey. Ve proje, başta da söylediğim gibi, diyor ki insanlar, ben bunu yeni yönetmeliğe göre yaptım. Vatandaş da buna inanıyor. Ha, demek ki yeni yönetmelik uygulanmış. Yeni yönetmelik iyi. Örneğin işte bu buradan yola çıkarak deniyor ki mesela işte 98 yönetmeliğimiz var bizim. Aslında çoğu insan, politikacıların bir kısmı da onun 99 depremlerinden sonra yapıldığını zannediyor ama ne? 98 yönetmeliği tabii eskisine oranla 75 yönetmeliğine göre iyi bir yönetmelik. Ve şöyle bir kanı var, şöyle bir kabul var. Efendim 2000'den sonra yapılan binalar işte depremden sonra ondan da alınan derslerle bunlar iyidir, bunlara bir şey olmaz. Deniyor, evet. Bu tamamen bir kabul. Tamamen bir kabul. Çünkü demin dediğim gibi bunların projeleri ve projelerinin yapımında, denetiminde ve inşaatın denetiminde çok büyük sorunlarımız var. Kesinlikle söylemek istediğim şu tabii. Çok iyi yapılanlar var. Ama kötü yapılanların olduğunu da biliyoruz. Bu konuda Türkiye'nin adım atamamış olması, rasyonel bir adım atamamış olması en büyük sorunlarımızdan biri. Şimdi bakın, deprem riskine konuşmaya başlarken konu buraya geldi. Deprem riski yapıya bağlı olan ve yapının hasar görebilme potansiyeliyle ilgili bir şeydir. Yani deprem tehlikesi objektif bir değer. Burada bu ivmeler geliyor deprem olduğu. Şimdi sizin yapınız bu depreme karşı, bu deprem verilerine karşı nasıl dayanıyor? Dayanacak mı, dayanmayacak mı? Yüksek mi, değil mi? Demek ki bu yapıya bağlı. Yapının nesine bağlı, projesine bağlı, yapımına bağlı vesaire. Şimdi dolayısıyla bizim mevcut yapılarımızın hasar görme riskleri tabii çeşitli mertebelerde olabiliyor. Şimdi İstanbul özeline gelirsek, daha önceki programlarımızda da konuşmuş olabiliriz. Biz bunu Açık Radyo'da da sizinle yaptığımız programlarda, arkadaşlarla yaptığımız programlarla devamlı gündemde tutuyoruz zaten. Tutmaya çalışıyoruz her hafta, evet. Evet. Şimdi İstanbul'da 2019 yılında belediyeye teslim edilen Kandil Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği bölümündeki arkadaşlarımızın hazırladıkları en son şey var, deprem hasar tahmin çalışması var. Bu 2000'li yıllardan itibaren yapılan çalışma bu. Sürekli update ediliyor, yenileniyor. Bu son çalışma tabii geliştirilen yöntemlerin ve bilgisayar uygulamalarının gelişmesiyle tabii ve büyük ölçüde tabii envanterin gelişmesiyle, bina envanterinin gelişmesiyle artı başta konuştuğumuz deprem tehlikesi haritasının güncellenmesiyle artı 2000'li yıllardan itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle zemin koşullarıyla ilgili yaptığı çok ayrıntılı çalışmaların varlığı nedeniyle giderek daha
iyileştirilen tahmin çalışmaları var. Evet. Şimdi bu tahmin çalışmalarında tabii en önemli şey envanter. En son elimizdeki bilgilere göre İstanbul'da toplam 1 milyon 166 bin bina var. Bina diyoruz. Bu binalar işte tek katlı da olabiliyor, 20 katlı da olabiliyor. Tek katlı da olabiliyor. Evet, tabii. Evet. Yani konut birimi değil. Çünkü çoğu zaman istatistiklerde bina deyince konut birimi, yani daire anlaşılıyor. Daire, evet. Bu bina bu. Bunun ortalama 5 veya 5-6 ile çarparsanız belki daire sayısını bulursunuz İstanbul'da. 7 milyona yakın bir konuttan, evet, bahsedebiliriz. Söylüyorum. Evet. Evet. Şimdi bu veya bağımsız birim demek daha doğru herhalde. Bağımsız birim, doğru. Evet. Şimdi bu 1 milyon 166 bin binanın 255 bini 1980 öncesi yapılmış. Evet. 1980 ile 2000 arasında 533 bin bina yapılmış. Bu toplamın %46'sına şey yapıyor. 80 öncesi yapılan 255 bin bina ise toplamın %22'sini oluşturuyor. Evet. Şimdi 2000 öncesi demek ki %58'ini inşa etmişiz şu andaki binaların. Bu binalar 2000 sonrası yapılanlara oranla, işte 2000'i bir eşit noktası olarak alıyoruz. Tabii daha riskli durumda olduklarını biliyoruz. Bu niye böyle? Özellikle yapım kalitesinde, çünkü müteahhitlik kalitesi Türkiye'de standartize edilmiş değildir. Son zamanlarda edilmeye çalışıldı. Bunların daha sonuçlarını almış değiliz. Artı İstanbul'un yapılaşması uzman müteahhitlik firmalarıyla da olmadı. Özellikle 82 bin arasında İstanbul'un büyük ölçüde Anadolu'dan gelen göçlerle yapılaşması, işte özellikle İstanbul'un Avrupa yakasında çok yüz binlerce nüfusu olan yeni yerleşim yerlerinin çok süratli bir biçimde oluşmasına yol açtı. Mesela bunlardan biri Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Bahçeli Evler, işte bu bölgeler. Buralarda milyonlarca insan yaşıyor şu anda ve işte yüz binlerce bina büyük ölçüde o dönemde yapıldı. Bunlarda yapı kalitesinin ne olduğu konusunda hiçbir şey söyleyemiyoruz ve genellikle bunların iyi olmadığını biliyoruz. Bu bizim en büyük riskimiz. Zaten İstanbul'da olası bir depremde hasarın yoğunlaşacağı ve can kayıplarının, yaralanmaların yoğunlaşacağı bölgeler herhalde bu özellikle işte göçe bağlı olarak hoyratça gelişen yerler, yöreler olduğunu biliyoruz. Kontrolsüz bir şekilde gelişti. Çok doğru. 2000'den sonra yapılan binaların oranı %32. 376 bin bina. Bu da az değil. O da ciddi bir rakam hocam. Tabii. 2000'den sonra yapılan binalar öncekilere göre biraz daha iyi olabilir. Yani neden dolayı? İşte şartnameden dolayı kısmen olabilir. Artı hazır betonun özellikle yaygın biçimde kullanılması da 2000'li yıllardan, 90'lı yılların sonundan itibaren realize olmuştur. Çünkü ondan önce döktüğümüz betonlar çok kötüydü. Yani hazır beton gerçekten önemli bir standartizasyon getirdi ama onun da kendi içinde pek çok sorunları var. O da ayrıca tartışılması gereken bir konudur. Kötüye kullanılan yanları da var ama global olarak konuşursak tabii bir önemli bir gelişmedir. Dolayısıyla 2000'den sonra yapılan binalarımızın, ama bunlar 1/3'ünü oluşturuyor bina şeyimizin, yapı stokumuzun. Ve daha da kötüsü, yani özellikle 2000 öncesi yapılan binalar, biraz önce sözünü ettiğim disiplinsizlik içinde çok yoğun yapılaşmanın olduğu yerlerde, hatta zemin koşullarının da çok iyi olmadığı yerlerde yer yer yapılan binalardır ki bizim şeyimizi bu oluşturuyor. Şimdi yani, bu bir kısa... de burada hemen şunu hatırlatmakta da fayda var izleyicilerimize. Bu Kandil Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün yapmış olduğu bu çalışma belediyeye teslim edildikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi 39 ilçenin durumunu da ayrı broşürler halinde tespit, evet, etti, yayınladı ve bunlara da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
internet sitesinden ulaşmak mümkün. Yani şu anda 39 ilçede, tabii ki bunlar bir tahmin çalışmalarıdır. O evet. anlamda yani şu bina bu bina demiyor ama yaklaşık olarak bina sayısı itibariyle de riske işaret ediyor. Ama sizin dediğiniz çok önemli. Bizim şu anda İstanbul'da 790 bin tane öncelikli binamız var diyebiliriz, değil mi? Risk altında olabilecek. Efendim şöyle, evet şöyle. Şimdi bu Kandilli Rastlatanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'ndeki arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaya göre bu bir hasar tahmin çalışmasıdır. Eldeki bilgilere göre yapılmış yani. Evet. Elde çünkü bina sayılarını biz biliyoruz. Binaların şimdi son zamanlarda işte bu özellikle havadan izleme sistemleriyle vesaire yani bu envanter çalışması eskiye oranla çok daha sağlıklı bir biçimde izlenebiliyor. Hatta bunun gelişmesi de izleniyor. Şimdi burada binaların kaç katlı oldukları, ne zaman yapıldıkları yani yapım yılları, taşıyıcı sistem tipleri işte betonarme mi, çelik mi? Türkiye'de artık betonarme standarttır. Yığma binalar giderek azalıyor. Zaten bunların hepsinin ayrımları var. Efendim yapım yılları dolayısıyla nedir? Artı deprem tehlikesini biliyoruz. Daha önce konuştuk yani nokta nokta biz deprem tehlikesini biliyoruz. Ve yine daha önce belirttiğim gibi bu İstanbul Belediyesi'nin çok müspet çalışmalarından biridir. Yerel zemin koşullarında İstanbul ölçeğinde çok yaygın bir biçimde ve oldukça hassas bir biçimde biliyoruz. Bütün bunlar dikkate alınarak tabii bir takım kabuller yapılarak ama rasyonel kabuller yapılarak olası hasarların mertebeleri tahmin edilmeye çalışılıyor. Hangi binanın hasar göreceğini bilmiyoruz. Ama biz binaların yüzde kaçının ne mertebede hasar görebileceğini bu çalışmalarla İstanbul ölçeğinde ve sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi ilçe ilçe, ilçe ölçeğinde tahmin edebiliyoruz. Nitekim sizin de belirttiğiniz o çalışma gerçekten çok iyi bir yayın yani aslında bu çalışmadan türetilmiş. İstanbul'un 39 ilçesinde her biri için bir küçük kitapçık hazırlanmış PDF formatında internetten indirebilir vatandaşlarımız. Bunlarla bina dağılımının, hasar dağılımının, can kayıplarının, yaralanmaların mahalle mahalle yani ilçenin mahalleleri bazında dağılımını gösteren çok iyi bir çalışma. Evet. Şimdi ben İstanbul çapında bunun kabaca sonuçlarını tekrar hatırlatayım. Bu 1 milyon 166 bin binanın %1.2'si ki 13.945 bina ediyor. Bunun çok ağır hasar göreceği veya yıkılacağı tahmin ediliyor. Ağır hasar görecek binalar, bunlar yıkılmasalar bile artık kullanılmayacak derecede ağır hasarlı olanlar %2.9'unu oluşturuyor 34 bin bina civarında. Orta hasarlı yani hasar görmüş oturulur mu oturulmaz mı pek belli değil, duruma göre değişir. Ama can kaybının sınırlı olabileceği veya hiç olmayabileceği orta hasarlı binalar 146 bin civarında %12.6'sını oluşturuyor. Hafif hasarlı binalar bunlar önemsiz hasar görecek binalar %25.9'u 301 bin bina ve hasarsız binalar ise %57.5 yani 670 bin bina ediyor. Görülüyor ki aslında tabii yani %57.5'u hiç hasar görmüyor. Hafif hasar görenleri de %26. Dolayısıyla %80'in üzerindeki bir rakamı İstanbul'daki binaların aslında hiç problem yaşamayacak. Bu tabii beklediğimiz bir şey. Çünkü bunun sebeplerinden biri de tabii faya çok uzak olan bölgelerimiz de var. Yani oralarda deprem tehlikesi başta ifade ettiğimiz çok düşük olacak. Deprem inmeleri çok düşük olacak. Oradaki binaların kalitesi çok iyi olmasa bile az hasar görecekler. Özellikle şehrin kuzeydeki kısımları. Güney kısımları yani kıyıya yakın kısımlar çünkü faylar denizin içinde biliyoruz. Tabii onlar çok daha büyük risk altında olacaklar. Görüldüğü gibi
Burada en önemli iki hasar kategorisi çok ağır hasar %1.2, 13-14 bin bina ve ağır hasar. Bu da 34 bin bina, 58 bin bina ki bu bina stokunun %4.1'ine karşı geliyor. 58 bin bina bizim en çok şimdi mertebe olarak tabii 58 bin bina bizim en çok endişelenmemiz gereken, yani dolayısıyla tedbir almamız gereken binalar. Şimdi bu bina... Ama bunu bile iyimser bir, bunun bile iyimser bir tahmin olduğunu söyleyebilir miyiz hocam? Yani çünkü şu anda 790 bin binadan bahsediyoruz. Bunun içinde 58 bin, yani %10 bile olmayan bir rakam. Bunlar en kritik olanlar. Ben onları ifade ediyorum. Evet. Şimdi tabii yani orta hasarları da eklerseniz bu işte 200 bine, 194 bine çıkıyor. Evet. Ondan sonra hafif hasarlarla artıyor. Ama evet. Yani orta hasar çok acil değil şimdi bizim için açıkçası. Tabii bunlar tahmin. Yani tabii. Bu tahmin olabildiğince bilimsel esaslara göre yapılmaya çalışılıyor. Ama bunlar binaların tek tek değerlendirilerek varılmış sonuçlar değil. Binaların kategorize ediyoruz. Yani kaba bir biçimde tekrar edeyim, neye göre? Taşıyıcı sistem tipine göre. Betonarme mi, yığma mı, çelik mi? Kaç katlı? Ne zaman yapılmış? Temel şeyler bunlar, bilgiler bunlar. Ne zaman yapıldığına bağlı olarak diyoruz ki bu 1997'de yapıldıysa o zaman 1975 yönetmeliğine göre yapılmıştır eski yönetmelik. O zaman pek iyi olmayabilir. Yani işte ona göre bir dayanım hesabı, mukamet tahmini yapıyoruz. Bunlar tahmindir. Bu noktada bir şey sorabilir miyim hocam? Ayağı yere basan tahminlerdir. Yani kafadan atma şeyler değil. Bir şeylere dayanıyor bu. Ama yine de tahmin. Çünkü 1 milyon binanın ne olduğunu, 1.2 milyon binanın tek tek ne olduğunu anlamamız mümkün değil. Bunlar iyi niyetle yapılmış. Rasyonel, bilimsel bazlara bağlı ama tabii data eksikliği dolayısıyla dataların sağlığı ölçüsünde sağlığı olan çalışmalar. Yani dolayısıyla ben bunlara çok önem veriyorum. Ama mesela bu sayılar kesin olmayabilir ama mertebeleri çok şaşmaz. Anlatabiliyor muyum? 58 bin bina olmaz da 68 bin bina olur veya 38 bin bina olur belki fark. Yani hemen bir soru sormak istiyorum hocam. Evet. Şimdi anlaşılan odur ki tehlike belli. Yani deprem tehlikesi dediğimiz, sizin başta anlatmış olduğunuz tehlikenin ne olduğu belli. Evet. Artı onun da ötesine gidiyoruz ve riskin de esas itibariyle belli olduğunu anlıyoruz. Ve buradan hareketle yani araştırmaların artık uygulamayla birlikte, ne diyelim, projelerle birlikte de yürümesi gerekiyor. Evet. Gerek kamu yönetiminin, yani Ankara'nın, gerekse İstanbul yerel yönetiminin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki yaklaşımları nelerdir? Buna da bir kısaca girebilir evet. miyiz programımızın son bölümünde? Evet. Efendim, İstanbul'un deprem riski, sözünü ettiğiniz konu, 1999 depreminden sonra hatırlayabilir çoğu vatandaşlarımız, hemen gündeme geldi. Ve hepimizin, bizim de katkıda bulunduğumuz çok kapsamlı bir çalışma yapıldı. Türkiye'nin önemli üniversitelerinin hepsinin katkısıyla. Evet. İstanbul Deprem Master Planı hazırlandı. İstanbul için ilk defa çok ayrıntılı değerlendirme çalışmaları yapıldı. Envanter çalışmaları yapıldı. Bütün açılardan depremin bütün boyutları, yani biz burada sadece bir boyutunu konuşuyoruz. Her boyutuyla, afet boyutuyla, şehircilik boyutuyla, ekonomik boyutuyla vesaire vesaire. Çok detaylı bir, fakat o rapor ki bugün bile bir kere dünyada bu manada yapılmış sayılı raporlardan biridir. Dolayısıyla bütün dünyada ilgi gördü. Çeşitli uluslararası platformlarda değerlendirildi. Ama tabii Türkiye'de arkası getirilmedi. Yani işte bu da ayrı bir değerlendirme konusu. Arkası getirilmeyen Türkiye'de pek çok
çalışma oldu. Yani pek çok kurul kuruldu, konseyler kuruldu vesaire. Hepsi yarım kaldı. Hepsi bir yere. Şimdi bu İstanbul'da ne yapılacak konusunu o zaman aslında çok ayrıntılı olarak değerlendirdik. Hatta üniversiteler 3 ayrı çalışma yaptılar. Yani 3 farklı gruba ayrılarak çalışmalar yaptılar. Ve aslında hepsinde ortak olarak varılan sonuç şuydu. Şimdi bu biraz önce sözünü ettiğimiz ilk global çalışma, buna ben bir kaba çalışma diyorum. Yani yine güvenilir bir çalışma ama tabii genel bir çalışma, mertebe veren bir çalışma. Çok hassas olması mümkün değil. Değil, tabii. Ne olduğunu biliyoruz biz yani. Yani 300 bin tane bina yıkılmayacak. Yani biliyoruz bunu yani. Anlatabiliyor muyum? O kadar da yanılmayız. Hani küçük bir yanılma paylarımız olabilir. Dolayısıyla mertebeyi biliyoruz ama bu mertebe de az değil. Düşünün 58 bin bina mı? Çok ciddi bin rakam bunlar hocam. Şimdi düşünün yani bunlarda bunlar neredeyse yıkılmaya yakın veya yıkılacak binalar. Can kayıplarının büyük bir kısmı bunlarda meydana gelecek. Yani can kayıpları konusunda çeşitli değerlendirmeler var. Şimdi ona girmek istemiyorum ama yani önemli olan bu binalar. Şimdi bu ilk çalışmayı yaptıktan sonra ki deprem master planında da aynı şey öngörüldü. Yani bir fark yok. İkinci ve üçüncü kademe çalışmalarına geçmek lazım. İkinci kademede şimdi bu en tehlikeli olduğunu global olarak tahmin ettiğimiz binaları tespit etme çalışması, belirleme, ikinci kademe çalışma. Bu binalar hangileridir acaba? Tabii bunu belirleyebilmek için bütün binaları, yani büyük bir çoğunluğunu, işte o 790 bin rakamı oradan geliyor, büyük bir çoğunluğunu elden geçirmek lazım. Nasıl ama? Bu sefer daha ayrıntılı olarak. Ama çok ayrıntılı yine de geçiremezsiniz. Rakam korkunç. Onun için bunun için bir takım pratik yöntemler o zaman da araştırılmıştı. Bir sürü alternatifler geliştirildi. Bunların bir kısmı daha sonra yapılan bir takım pilot projelerde kullanıldı da. Ama arkası gelmedi. Bu iş Zeytinburnu'nda yapıldığı gibi. Evet, Fatih'te yapıldı. Zeytinburnu'nda yapıldı. Evet. Şimdi bu işe o dönem... Bakırköy'de yapıldı. Efendim? Bakırköy'de evet. Yapıldı. Evet. Şimdi o dönemden sonra bu işe ciddi olarak eğilen şimdiki yönetimde bulunan İstanbul Belediyesi yönetimi. Yani özellikle Başkan İmamoğlu seçim kampanyasının en önemli sorunu olarak bunu ortaya koymuştu. İstanbul'un en büyük problemi dedi. Bunu ifade ediyor. Ama ne yapabiliyor? Şimdi tabii o ayrı bir değerlendirme konusu. Konu çünkü çok kolay bir konu değil. Yani aslında iyi niyetle bu konunun üstüne gitmek aslında politikacı için biraz da risk. Çünkü çözümü çok zor bir konu. Ama bir şeyler yapılıyor. Ne yapılıyor? Çok kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu ikinci kademe yani binaları belirleme konusunda bir master planında takım yöntemler önerildi, bazıları denendi. Ama o zamandan bu yana tabii çeşitli illerde, artı dünyada benzer koşullarda başka yöntemler de geliştirildi. Bu yöntemler tabii gelişmesi biraz da bilimsel çalışmaların gelişmesiye de bağlı. Artı bilgisayar olanakları vesaire, tabii teknoloji geliştikçe bunlar da gelişiyor. Şimdi sonuç olarak Türkiye için, İstanbul için uygulanabilecek yöntemler tartışıldı. Bunlar işte son bir yıl içinde yapılan çalışmalar. Ve belli bir yöntem seçildi. Bu yönteme göre şimdi şu anda pilot çalışmalara başladı belediye. Yani bu binaları dediğim gibi en tehlikeli binaları belirlemeye yönelik yine pratik ama yerinde her binaya tek tek girerek fakat minimum zaman harcayarak, minimum zamanda maksimum toplanabilecek veriyi toplayarak, işe yarayacak veriyi. Ve onu daha sonra tabii merkezi olarak değerlendirmek üzere böyle bir çalışmaya başlandı. Bu çalışma daha yeni başladı. İstanbul'un iki ilçesinde çok sınırlı sayıda bina üzerinde çalışma yapıldı. Bu son iki ay içinde. Bunlar biri Silivri, diğeri Avcılar. Yani,
deprem tehlikesi bakımından gerçekten önemli olan iki tane ilçemiz. Ve bunların sonuçları alındı. Şimdi bunlar şu aşamada bu pilot çalışmanın sonuçları değerlendiriliyor. Rafine ediliyor çünkü orada elde edilecek sonuçlara göre yöntemde de bir takım düzeltmeler, iyileştirmelerin yapılması normal. Bu tabii geliştikçe data sayısı arttıkça yöntemler de rafine edilecek ve tabii bunu şu anda belediye kendi imkanlarıyla bu pilot çalışmayı yaptı ama şimdi daha büyük çaplı çalışma için şu sıralarda ihale çalışmalarını yürütüyorlar, ihale edecekler. Tam programlarını bilmiyorum yani bunu ne kadar bir zamana yayacak ama birkaç sene süreceği muhakkak yani hemen bitecek bir şey değil. Ama hocam programımızın sonuna geldik. Şunu da özellikle belirtmek lazım herhalde. Yani bu kadar büyük çaplı bir meseleyi sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çözmesi evet. de mümkün değil, değil evet, mi? Yani... Evet, çok doğru hatırlattınız. Ben de bunun üstünde duracaktım. Efendim bu bir ulusal sorun. Yani evet. İstanbul evet. Türkiye'nin en büyük, en gelişmiş, ekonomiye en büyük katkıda bulunan, en yoğun nüfuslu şehri. Yani İstanbul'da olacak bir deprem yalnız İstanbul'u etkilemeyecek ki Türkiye'yi Türkiye'yi etkileyecek elbette. Türkiye belki çok zor durumlara düşebilecek. Evet. Dolayısıyla bu bir ulusal sorun. Yani bu yerel yönetimin çabalarına bırakılacak bir şey değil. Ancak yerel yönetimle merkezi yönetim arasında şu anda mevcut olan ilişkilerin durumu maalesef bize bu konuda hiç iyi sinyaller vermiyor. Yani evet, bu ciddi bir karamsarlık da yaratıyor hocam maalesef. Bu konu ne kadar iyi niyetle olurlarsa olsunlar belediyenin tek başına kalkacağı bir sorun değil. Evet. Şimdi tabii vaktimiz olmadığı için tartışamıyoruz. Bu sorunun yani bütün bunlar yapıldıktan sonra ne yapılacak? Nasıl aksiyona geçilecek? Bununla ilgili hem finansal büyük problemler var tabii. Hukuki problemler var. Muazzam büyük hukuki problemler var. Vatandaşın tercihlerinden gelen evet. problemler yani, var. Değil mi hocam? Bunları şimdi vaktimiz olmadığı için ayrıntıya girmiyorum. Yok bunu da isterseniz evet. bir başka programda ele alalım değil mi? Lazım. Bir takım kanuni düzenlemelerin yapılması lazım. Çok hatta önemli. Bunlar zaten 2003'teki deprem master planında da şey oldu. Hatta o zaman daha sonra Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Fazıl Erdoğan, Profesör Fazıl Erdoğan bizim ekibimizde o zaman anayasa değişikliği dahi önermişti. Önermişti, doğru. Şimdiki gelişmelerden bahsediyorum. Şimdi tabii gelişen koşullara göre pek çok hukuki düzenlemenin yapılması lazım. Bu evet. bir ülke sorunu. O bakımdan şu andaki mevcut durum bize pek ümit vermiyor. Yani o bakımdan belediye dediğim gibi iyi niyetle çalışıyor. Çünkü onlar da kendilerini bağladılar bu işe. Yani bir siyasi vaat meselesi hale getirdiler. İyi bir şey tabii ama... Tabii ki. Safla söylemek gerekirse çok zor. İşte. Evet. Hocam çok teşekkürler. Sağ olun. Ama evet. Anlaşılıyor ki biz bir program daha yapıp diğer sorunları da mutlaka izleyicilerimizle paylaşmamız gerekiyor. Çünkü onlar da öndeki en önemli engeller. Yani o risklerin azaltılabilmesi için bunların mutlaka belli çözümlere gitmesi, ilerlemesi gerekiyor. Çok teşekkürler hocam. Sağ olunuz. Rica ederim. Evet efendim. Bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız idi. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanmış olan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta pazartesi günü saat 16'da yeni programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.